Gülriz Gelin'in mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Krem rengi üst dolaplar kulpsuz modelde ve mat cilalı. Ara fayanslarla tezgahın beyaz olması mutfağa ferahlık vermiş. Alt dolaplar ceviz rengi seçilirken beyaz eşyalar farklı renklerde tercih edilmiş. Pencerede iki kanat plesiz perde mevcut. Toprak tonlarındaki halı renk ve ebat olarak mutfağa uygun. Avize yerine spot kullanılması aydınlatmanın farklı noktalardan olmasını sağlamış. Son olarak mutfak bankosu, dolapların ahşabıyla aynı tonda olduğunda daha iyi bir kombin yakalanacağını belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Perdeyi şeyden, komşudan mı aldın? Hayır, o benim anneannemin perdesiydi. O jaluzili gibiydi. Ben onu çıkardım, kendi emeklerimle normal... ne deniyordu onlara? Takılı şekilde yaptım. Kornişe takılı şekilde yaptım. Çok güzel, biliyorsunuz ben severim öyle şeyleri ama hani buraya gitmemiş o perde. Neden söyleyeyim? Hoşuma gitmedi. Biraz modern mutfağın var çünkü. Ne olabilirdi sence oraya? Tül olabilirdi mesela. Tül daha güzel yapabilirdi orayı. Zebra da olabilirdi. Zebra. Ben onları sevmiyorum. O yüzden zaten onu çıkarıp hani şeyle yaptım, kornişli yaptım. Zebra'nın perde sevmiyorum ben. Bir de şuna değinmek istiyorum. Mobilyaların mesela farklı, kahve köşen ve bu dolabın bir uyumsuzluğu var. Onu o gözüme kesti. Çünkü mutfak dolaplarını beğendim. Bu arada evin kira mı kendinin? Kira. Kendi kira. Ya aslına bakarsam ben onu sonradan aldım. Biliyorsun ki bunlar hep kiracılar, hani dolabı değiştirme gibi bir şansımız olmuyor. Onu ben sonradan aldığım için biraz renk uyumu olmadı açıkçası. Haklısın beyaz o konuda. Beyaz olabilirdin. Evet, beyaz olabilirdi. Doğru. Ya. Evet, doğru. Bir de bir şey soracağım. Yani dediğin gibi ev kira olduğu için bir de bunu ben çok şey yapamadım. Yani ilk kez görüyorum. Bu genelde banyolarda kullanıldığı için. Şimdi mutfakta... yeni yapılan evlerde bu şekilde var. Mutfakta atıyorum bir bulaşık bezleri oluyor. Asıyorsunuz onu kuruması için, daha hızlı kuruması için yapıyorlar bunu. Evet, bir banyo havası vermiş ama. Bir de şey diyeceğim ya, ben artık geldi. Kitchen yazıyorsun da biz burada pardon canım, bilmiyor muyuz? Pardon canım, sizin evinizde bembeyazdı, bana kitchen da geldi beyaz. Hayır, beyaz mutfak yazıyor, anlamadım. Ne alaka yani? Hayır, kahve yazıyor. Burada bir kahve, ben şimdi kahve en azından emek veriyorum, bir şeyler bir yapıyorum. Bir kahve sadece. İkincisini yok, evet doğru söylüyorsun. Yok yok, bir sadece. Çünkü ben zaten kahve sevmiyorum, tatlı sıkıntı. Sizin eviniz her şeyde, internette her gördüğünüz beyaz mutfak, size farklı bir mutfak sundum ben. Canım ben ahşap tonalarıyla gittim yalnız. Ahşap mı? Beyaz vardı, gri vardı, ahşap vardı. Vardı da vardı tamam, yani. Tamam, her şey okey. Peki bu halı neden? Nasıl neden? Halının rengi... Ne alaka? Yani dolaplarına uyuyor. Dolaplarına mı uyuyor? Evet. Yok, çok fazla renkler. Hasır olsaydı belki daha güzel olurdu. Hasır güzel gidebilirdi. Mutfakta hasır olmuyor arkadaşlar. Hiç iyi olmuyor çünkü... Jüt tarzında halılar var. Yani orijinal jüt olmasına gerek yok. O tarzda da var yani. Mesela güzel durabilirdi. Ben jüt halı kullandım. Leke döküldüğü zaman onun yıkanması mümkün değil. At çöpe yani. Beğenmedim. Ya ben halıyı yakıştıramadım, onu söyleyeceğim. Ya şey yapabilirdin. Güzel bir hasır ya da jüt halı alıp sadece misafir geldiğinde serebilirsin. Ama şunu çok beğendim. Günlükte makineye atılır çünkü günlükte yemek yaparken kirlenebiliyor. Çok doğru. Ben de onu yapıyorum. Günlükte makineye atılabilen ince halılar var ya. Bu öyle zaten. Uygun fiyatla. Bu öyle zaten. Makineye atılıyor. Şimdi bu olmamış çok fazla. Açıkçası ben de halını beğenemedim. Onun haricinde bu raf evet ama beni çok fazla rahatsız etmedi. Yani olsa da olurdu ama bence kapalı bir dolap yapsaydın belki hem bu görüntüler olmazdı. Daha ya bu sefer daha çok boğacaktı kapalı olabilir. Dolaplar. Ya problem değil. Ben çok gözüme batmadı. Benim ceviz ve fındık detayı güzel durmuş ahşapla beraber. Onlar bizim bahçelerimizin fındıkları ve oraya cevizleri. Oraya o dekoru koyman çok güzel olmuş. Benim hoşuma şöyle gitti. Şöyle dekoru işte yapayım mı? Bir merak. Yok, ama bu rengi uymadı. Merak ettim. Öyle de denedim biliyor musun? Aslında öyle de denedim, olmadı. Renk uymadı diye koymak istemedim ben. Aynı renk oldu. Evet olmadı yani. Hani oraya koymak daha mantıklı geldi. Yok, aksesuarların güzel. Güzel, bunlar çok güzel. Hem ahşap ne kadar aldın hem beyaz. Onların 3 tanesini 50 liraya almıştım. Çok iyi. Bayağı güzel. Evet, ne çok önce almıştım. Ha, çok önce olmasından. Evet. Evet.
fayans aralarını da ben çok beğendim. Siyah teşekkür olmasını. Ederim. Ben de sevmemiştin galiba değil yok, mi? Yok sende de sevdim. Sende sadece boyamalar kötü duruyordu. Boyama hangisi? Şey, o priz kenarları. Yok yok fayans araları siyah hani boyandı. Hani kendi yaptım demiş ya. Bu arada yoksa bunlar yeni galiba. Çünkü ben çok araştırdım. Benim mutfağım mesela bu derz değil. Derz değil kendinden o boyalı. Evet kendinden boyalı. Bu mesela çok, çok güzel, güzel bir şey. Olmuş. Ben çok beğendim onu şu an. Bir de prizler hiç uymamış. Evet ben de sevmiyorum açıkçası sevmiyorum yani. Müteahhitle alakalı bir şey. Yani kiracı olduğum için çok şey değiştiremiyorum açıkçası. Hani yapabildiğimi yaptım. Evet ya o konuda ben seni anlıyorum. Ben de kiracı olduğum için çok bir şey değiştirmiyorum. Sadece aksesuarların artık her evde gördüğümüz bir aksesuar. Bir kahve, işte çatal, kaşık. Yani bunlar haricinde... Peki oraya ben ne koymalıydım? Saat koyabilirdin biliyor musun? Mutfak saatleri oluyor. O saati oraya koyabilir miydim sizce? Yok. Olmaz mıydı? Bence mutfağa hiç koymaman gerekiyordu. Çünkü renk tonu hiçbir şekilde ahşapla tutmuyor. Buraya güzel bir mutfak saati koysaydın çok şık dururdu. Peki daha önce mutfak masası kullandın mı? Hiç kullanmadım. Evim küçük olduğu için daraltı. Yani bu kadar çok fazla yorumlayacak bir şey yok. Dolaplarını ve fayanslarını beğendim. Beğendim fayanslar zaten. Güzel yani. Bir tek halını sevemedim. Onun haricinde başka bir şey yok. Teşekkür ederim kızlar. Yorumlarınız bittiyse artık diğer gelinlerimiz gelsin mi? Evet gelsin. Bakalım onlar gelecek. Yani mutfağı çok sadeydi. Zaten evin mimarisi sanırım bu şekilde. Çok fazla bir şey katmamış yani. Yani pek fazla da beğenemedim açıkçası.